Merhaba Koç Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Koç olanlar, 2023 yılının gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. 2023 yılının tüm detaylarını, önemli olan tüm detaylarını bu videomda buluyor olacaksınız. Çok daha spesifik detaylara zaten aylık videolarımda değiniyor olacağım. 2023 yılına gelmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz 2023 yılına. Hala 2022'deki şans neredeydi? Jüpiter bize geldi dediğinizi duyar gibiyim. İşte 2023 yılında Jüpiter'in bolluk ve bereket enerjisini daha yoğun bir şekilde hissediyor olacaksınız. Hatta finansal kaynakları daha yoğun bir şekilde etkiliyor olacak. Şimdi baktığımızda gökyüzü gündemine 17 Mayıs'a kadarki zaman diliminde Jüpiter sizde olacak ve girişimlerinizi çok destekleyecek. Yeni bir takım girişimler ya da yeni sektörler ya da böyle hayatta bir şeyleri başarmak adına cesaretçi o yanınızı daha aktive etmek adına çok daha güzel destekler göreceğiniz bir transit sizi bekliyor. Eğer sağlıkla ilgili bir sorununuz var ise bu dönemde şifalanacaktır. Çok daha böyle sağlıklı metotlar, yeme alışkanlıkları, günlük rutinler ve düzenler belirlemeniz adına yine çok destekli bir transit. Bu süre 17 Mayıs'a kadarki zaman dilimi daha çok böyle bir tohum ekme dönemi gibi düşünebilirsiniz. Hayata dair girişimlerinizi ya da hayatta planladığınız konuları oldurtmak adına biraz mücadeleci olmanız gereken bir zaman. Çünkü Jüpiter zaten sizi destekleyecek. Hangi sektöre elinizi atarsanız başarılı olacaksınız ya da hali hazırda varsa bir mücadeleniz, bir iş arayışı ya da hayata dair bir konu var ise burada zaten size de çok güzel bir destek veriyor olacak. Siz de biraz böyle toparlanıp hani cesaretinizi ve hayata dair mücadelenizi son seviyede biraz hayata entegre etmekte fayda var. 17 Mayıs sonrasındaki zaman dilimi. İşte Jüpiter Boğa burcu transiti size maddi kaynaklarla bağlantılı çok kısmetli gelirler. Gelirlerinizde bir artış yüksek olasılıkta olacaktır bu dönemde. Ya da böyle mevcut bir iş arayışında iseniz işinizi bulmak, hatta böyle beklediğiniz paradan daha iyi bir maaşlı işte olması da muhtemel gözüküyor. Bu dönem gelirlerin artmasıyla birlikte daha çok özgüveninizin artacağı, kendinize değerleriniz ve hem size değer verenler hem de sizin değer biçtiğiniz insanlarla bağlantılı yine çok destekler göreceğiniz bir zaman. Jüpiter'in bu ikinci ev transiti sizin hani böyle özgüveninizi artıracaktır, hayatta cesaretçi yanınızı daha aktive edecektir. Uzun zamandır böyle çok fazla adeta bir koşu bandındaymışçasına hani koşuyorum, ilerliyorum ama yol alamıyorum ya da gelirlerimde bir artışı sağlayamıyorum diyorsanız işte bu transit size çok iyi gelecek. Ve burada eğer yetenekleriniz var ise böyle doğal yetenekleriniz, bu yeteneklerinizi bir işe dönüştürmek ya da böyle bir projeye çalışıyorsanız hani güzel ürünler ortaya koymak adına da çok destekli. Burası böyle hani daha neler olabilir diye baktığımda özellikle evli bir bireyseniz eşinizin ailesinden miraslar, gelirler ya da o taraftan hani bir takım böyle maddi kaynaklar hanenize gelebilir. Bu dönem böyle varsa böyle yine eşinizin cerrahi müdahale bazı durumları çok olumlu sonuçlanabilir. Ve ikinci ev hani hayattaki böyle değerlerimiz derken maddi kaynaklar çok aktivedir aslında bu evde ama hayatta neye değer biçiyorsanız aslında örneğin hani bu bir yeteneğinize değer biçmek de olabilir. Hani çok gerçekten güzel ürünler ortaya koyduğunuzu düşündüğünüz bir yeteneğiniz ve buna çok değer, çok kıymet veriyorsanız bunun da çok kıymetlenmesi muhtemel. Hani hayatta değer verdiğiniz şeylerle bağlantılı ya da kendinizi çok değerli hissedeceğiniz durumlar yaşayacağınız bir etki. Şimdi bu etki evet yılın kalanında hani ağırlıklı bir şekilde hissedilecek 17 Mayıs ve sonrasındaki süreçte. Ancak burada şöyle bir tarih var. Tam 30 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında. Artı eksi 3-5 günlük zaman diliminde. Jüpiter yani büyük benefik şanslı gezegen ve kadersel düğüm Boğa burcunun 3 derecesinde kavuşum yapacak. Bu kavuşum adeta hani bu maddiyat, bolluk, bereket, gelirleriniz, değerleriniz ya da ortaya koyduğunuz ürünlerle bağlantılı kadersel planda çok büyük bir şansı önünüze getirebilir. Hani büyük bir kısmetli para hanenize gelebilir açıkçası. Hani ya da böyle çok uzun zamandır mahkemelerle, davalarla uğraşıyor, hakkınızı aradığınız bir döngüdeyseniz yine bu hani bu kavuşum da bu şekilde çalışacaktır. Ve 3 derece hani çok önemli. Eğer natal haritanızda 3 derecede Boğa burcunun 3 derecesinde bir gezegeniniz var ise kadersel düğüm ve Jüpiter burada aslında o gezegeninizin yönettiği evleri de aktive edeceği için sizin için daha maksimum seviyede bir şans bekliyor olabilir. Bu tarihi muhakkak ki not almanızı öneririm. 30 Mayıs 1 Haziran hani o tarihler artı eksi 3-4 günlük zaman dilimi çok şanslı kısmetli etkilerle dolu. Ve bu daha çok sizin için maddiyat ve değerler başlığı altında hissedeceksinizdir hayatınızda.
Şimdi zorlayıcı gezegene gelmek istiyorum. Satürn, hani hepimizin bildiği böyle hayatta disipline edici, zorlayıcı bir gezegen. Uzun zamandır Kova burcundaydı. Sizin böyle arkadaşlıklar, sosyal çevreniz varsa büyük kardeşinizle bağlantılı bir takım pürüzler çıkarmış olabilir. Belki sosyal çevreniz değişmiş olabilir. Belki bir arkadaşın ihanetiyle hani uğraşmış olabilirsiniz. Burada böyle çok fazla farkındalıklar elde edeceğiniz hayat deneyimleri yaşamış olabilirsiniz. Artık Satürn buradaki transitini tamamlayıp Mart 2023 yılında Balık burcundaki transitine başlıyor olacak. Sizin kapalı bir noktanızda olacağı için böyle hayatta daha çok güdüsel olarak korkular, kompleksler, endişe, sırlarla bağlantılı durumlarda bir takım böyle zorlayıcı etkiler oluşturuyor. Özellikle bu dönem böyle çok fazla gizli saklı perde arkası işlerle uğraşmayın derim. Ya da çok fazla sırlarınız olmasın ya da hani böyle çok fazla etik olmayan işlere eğilim olmasa daha iyi olur. Çünkü Satürn hani hem disipline edecektir hem de o biraz daha kadersel bir etki sunacağı için burada böyle o gizli saklı yaptığımız şeyler çok fazla başınıza dert açabilirsiniz. Burada uzunca bir transit olacağı için Satürn'ün buradaki transiti ve bu aslında Mart ayı çok önemli. Bir de Plüton yer değişimi yapacak. O nedenle böyle bu Mart ayı böyle kadersel etkiler gezegenlerin genel transitlerinde. O yüzden hepimiz hayatımızda böyle bir şekilde yönümüz, rotamız bir anda değişiyor. Zorluklar, konular, temalar, olaylar bir anda rota değiştiriyor olma olasılığı da yüksek. Şimdi burada tekrar Satürn'e geldiğinde bu Balık burcu transitinizin 12. evinizde böyle hastalıklar, psikolojik konularla bağlantılı durumlar, korkular, kompleksler, tedirginlikler hissetme ihtimaliniz yoğun. Eğer evliyseniz eşinizin sağlığıyla bağlantılı bozulmalar olabilir ya da iş hayatıyla bağlantılı ciddi pürüzler yaşayabilir. Bu dönem aslında hani 12. ev bir yerimiz olduğu için perde arkası gizli saklı olaylar çok fazla gündemimizde olacaktır. Belki de bu bize korku, tedirginlik, endişe, kaygı hissettiriyor olabilir. Burada böyle somut bir şey görmezsiniz hani hayatta ama böyle güdüsel bir zorluk, daha hani kompleksler, korku. Yani ruhumuz biraz başımıza dert olabilir, ruhsal endişelerimiz, kaygılarımız. Hani böyle bir evde transit olacak ve burada hayatta böyle her şeye sahipken belki sahip olduğunuz şeyleri kaybetme korkusu gibi bir korku da olabilir. Ama böyle kaygı, tedirginlik, endişe, kompleksler, biraz böyle psikolojik bazda sorunlar, depresyona eğilimli dönem dönem durumlar yaşayabilirsiniz. Bu 2,5 yıllık bir transit olacağı için hani hemen Mart ayında gözlemlemeyeceksiniz. Arka planda ağır ağır hissedeceğiniz bir etki gibi gözüküyor. Sonrasında ilerliyorum. Kadersel düğümler. Şimdi Kuzey Güney Ay düğüm, kadersel düğümler Boğa ve Akrep eksenindeydi. Sizin böyle maddi kaynaklar, finansal konularla bağlantılı birçok temayı aktive ettiği bir süreç yaşadınız. 15 Temmuz'da kadersel düğümler artık Koç ve Terazi eksenine gelecek. Yani sizin burcunuza. Şimdi Kuzey Ay düğüm ayağının size gelmiş olması aslında iyi. Hayatta yepyeni konuları deneyimlemek adına yeni sektörler, yeni ilgi alanları bunlar adına çok desteklidir. Daha çok cesaretinize, daha çok kendinize güveneceğiniz, güvenmeniz gerektiğini fark edeceğiniz böyle güzel şeylerde yaşayacağınızı gösteriyor. Bu döngü biraz diğer insanlardan elinize eteğinizi çektiğiniz, daha çok kendi potansiyellerinize odaklı olduğunuz ve olmanız gereken bir döngü aynı zamanda. 15 Temmuz ve sonrasında bunu böyle arka planda rotanız daha çok kendi değerleriniz, kendi yetenekleriniz, kendi cesaretinizi odaklı olması gerektiğini söylüyor. Tabii bunlarla ilgili yine ayrı ayrı videolar yayınlayacağım çok daha detaylarıyla. Kadersel düğümlerin özellikle etkileri çok önemlidir. Çünkü kader planında bir nevi böyle arka resimdeki konular değişir. Şimdi burada siz ve diğer insanlar, ortaklarınız varsa onlar, evliliğinizle bağlantılı konular böyle arka planda yılın böyle genel temasını oluşturacak etkiler arasında gözüküyor. Ki tutulmalar da zaten bu eksende gerçekleşiyor olacak. Şimdi tutulmalara baktığımda 20 Nisan'daki tutulma herhalde 2023 yılının en güzel tutulması diyebilirim. Çünkü böyle derecesi ya da olayların böyle cereyan ettiği konular filan sizi çok destekliyor. Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşecek 20 Nisan'da. Şimdi burada Jüpiter çok aktif, yani çok fazla destekliyor bu yeni ayı, yani güçlü güneş tutulmasını. Ve en önemlisi de buranın yöneticisi, yani Koç burcunun 29 derecesindeki bu tutulmanın yöneticisi olan Mars
Yengeç burcunda 14 derecede ve Sirius yıldızının bulunduğu dereceyle kavuşumda. Yani adeta çok büyük şanslar vaat eden bir yeni ay gibi gözüküyor. Ki siz böyle maddi konular, finansal konular, yatırımlarınız, yani hayatla ilgili neyi amaçlıyorsanız aslında. Çünkü birinci ev her eve bakar. O nedenle hayattaki, hali hazırdaki hangi amacın, gayretin, hedefin yolunda iseniz işte o konuda sizi çok destekleyecek etkilerle dolu bir yıl zaten. Ki en şanslı hani iki burçtan biri de sizsiniz aslında 2023 yılının. Ve bu daha çok böyle maddiyat ve değerler, özgüven, özgüveniniz böyle pik bir seviyede olacağı bir yılmış gibi gözüküyor. Çünkü elinizde neye atsanız muhtemel ki yeşerecektir. İşte bu tutulma bunu çok destekliyor. 29 derece, yani analitik derecede olmuş olması da böyle geçmişten bugüne gerçekten bir hak edilişi verme etkisini sunan bir derece. Biraz böyle doymuşluk derecesi olarak da adlandırılır. Hani o yüzden siz bu hayatta gayretinizin böyle sonucunu tam net bir şekilde hani emin olacağınız bir başarıyı da vaat ediyor olabilir. Ne kadar güzel şeyler söyledim değil mi? Çünkü gerçekten çok şanslısınız 2023 yılında. Yani bu tutulma sizi çok destekliyor. Hayatla ilgili hangi amacın içerisindeyseniz çok destekli olacaksınız. Zaten belki de çok her şeyin yolunda gitmesi sizi korkuya, tedirginliğe itecektir. Hani tek negatif yanı bu olacaktır. 5 Mayıs tutulmasına baktığımızda Akrep Burcu'nun 14 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Şimdi bu ay tutulması sizin daha çok böyle krediler, borçlar, alacak verecek konularıyla bağlantılı bir tamamlanma enerjisini sunuyor. Hani geçmişte bir kredi borcunuz, alacak verecek konusu varsa bunu hallediyor olabilirsiniz. Ya da böyle mirasla konularıyla bağlantılı uzun zamandır süreçler artık bir neticeye kavuşuyor, bir sonuç elde ediliyor olabilir. Burası hani zor meselelerimiz olduğu için bir cerrahi müdahaleniz varsa bunu artık tamamlama etkisinde sunacaktır Akrep Burcu'nun 14 derecesindeki bu ay tutulması. Biraz da böyle hayatla ilgili başkalarının kaynaklarıyla bağlantılı, maddi kaynaklarıyla bağlantılı bir sürecin içerisindeyseniz, işte nafaka olabilir, burs olabilir ya da miras gibi bu konularla ilgili sürecin artık tamamlanacağı bir etki sunuyor 5 Mayıs'taki ay tutulması. 4 Ekim'e geldiğimde şimdi burada yine bir güneş tutulması gerçekleşecek ama böyle çok hızlı cereyan edecek çünkü Merküryen etkilerle dolu bir güneş tutulması Terazi Burcu'nun 21 derecesinde. Bu yeni aya baktığımda yeni bir ortaklığa dahil olma etkiniz gerçekten yoğun. Yeni bir ortaklık söz konusu olabilir ya da evlilikle bağlantılı evliliğinizde bir takım yeni gündemleri aktive etmek adına girişimler söz konusu olabilir. Sorunlar varsa bunları çözmek adına bir yeni girişiminiz söz konusu olabilir. Burada bir ortaklık ile bağlantılı yeni bir gündemi de aktive ediyor. Burada çok hızlı olaylar cereyan edecektir. Biraz böyle iletişimsel trafik çok yoğun olacaktır. Ve burada biraz da böyle sizden daha yaşça küçük insanların daha aktif olma ihtimali de yoğun. Örneğin bir ortaklığa girerseniz hani ortağınız sizden küçük olabilir. Bir evlilik yoluna girerseniz hani sizden çok daha küçük olması da yine muhtemel gözüküyor. Hani böyle Merküryen etkide olmuş olması bunu çok hızlı ilerleyeceğini, iletişim trafiğinin çok bol olacağını, belki bir yolculuk etkisinin de yine olacağını söylüyor. 28 Ekim'e geldiğinde şimdi burada yine bir ay tutulması gerçekleşecek Boğa Burcu'nun 5 derecesinde. Bu yine maddiyat ve finansal konular çok aktive. Hani bu dönemde Jüpiter retro olacağı için hani burada biraz kısılmalı, daralmalı etkiler söz konusu. Örneğin bir para bazlı bir durumunuz var. Kendi kazandığınız hani bir geliriniz var. Burada gelir böyle iki parça şeklinde size geliyor olabilir. Hani almanız gereken maaş ya da hani almanız gereken örneğin bir parayı bir şirket yönü, yani şirketle ilgili bir durum olabilir ya da ticaretle bağlantılı bir konu olabilir. Burada beklenilen parayla bağlantılı bir neticelenme söz konusu. Ancak bunu böyle biraz parça parça olma ihtimali ya da gecikmeli gelmesiyle bağlantılı bir duyum elde etme ihtimalinizin yine mevcut olacağı bir tutulma. Burada özellikle boyun, boğaz ya da hormonal sistemle bağlantılı sağlık sorunlarınız var ise bu dönem biraz daha cereyan edecektir, biraz daha hissedeceksinizdir. Ya da böyle hasır altı yaptığınız sağlıkla bağlantılı, özellikle boyun, boğazla bağlantılı konular var ise bunların tekrardan nüksetmesi de yine muhtemel gözüküyor. Böyle genel etkileriyle tutulmalar böyleydi. Tabii çok daha detaylarını dediğim gibi aylık videolarımda değiniyor olacağım. Bir diğer konu da şu. Sizin yöneticiniz Mars.
Ocak ayında retro hala geri hareketine devam ediyor olacak. O yüzden Ocak ayı biraz daha stabil kalmanızı öneririm. Zaten Merkür retrosu da var yine Ocak ayında. 2023 yılının Ocak ayı. Hani böyle 12 Ocak tarihinde Mars düz seyre başlayacak, ancak hani böyle 20 Ocak'a kadar beklemekte fayda var kısacası. Çünkü Merkür, Mars derken bunların düz seyre başlaması sizi daha en azından destekleyecektir. Ocak ayı stabil kalın derim. Hayatla ilgili böyle bir cerrahi müdahale ya da herhangi böyle bir girişim adına çok desteklenmeyecektir. Bir diğer konu da 23 Temmuz'da 4 Eylül tarihleri arasında Venüs'ün bir geri hareketi olacak Aslan Burcu'nda. Bu sizin için böyle aşk hayatıyla bağlantılı konularınızda geçmişteki insanların biraz fazlaca gündeminizde olma ihtimali gösteriyor. Bunlar tekrardan hayatınıza gelebilir, tekrardan böyle bir iletişim trafiğiniz olabilir. Aşk ve gönül ilişkileri, özellikle bekar bir bireyseniz, bu konularla bağlantılı daha geçmişin fazla gündeminizde olacağı, geçmiş aşklar belki mevcut ilişkinizde bir sorun da oluşturuyor olabilir. Ancak geçmiş aşklarla bağlantılı böyle bir gündemi aktive ediyor olacak. Bu dönem eğer böyle evli çocuklu bir bireyseniz, çocuklarınızın hayatıyla bağlantılı sorunları çözmekte çok zorlanıyor olabilirsiniz. Onlarla ilişkiler biraz daha zor ilerleyecektir. Bu dönem özellikle aşk ya da böyle bir çocuklarla bağlantılı konularda böyle finansal çıkışlar ya da para vermek almakla bağlantılı konularda yine olası sorunlara açık gözüküyor. Stabil kalmakta fayda var. 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında. Eğer böyle yaratıcılığınızı da kullanarak bir iş yapıyorsanız, böyle çok fazla yüklü miktar para ayırdıysanız buraya, böyle yeteneklerinizle bağlantılı bir alanda, burada da yine bu tarihler arası para ve finansal konulardaki hamlelerde çok destekli olmayacaksınız. Hani biraz daha zorlayıcı etkiler olabilir Venüs'ün retro olmasından kaynaklı. Şimdi genel etkileriyle hani çok daha böyle geniş bir planda baktığımda 2023 yılı bu şekildeydi. Umarım sizin için çok daha keyifli, güzel enerjilerle dolu bir yıl olur diliyorum. Ve aylık videolarımda zaten daha detaylara değiniyor olacağım. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.